geldiniz. Hoş geldiniz. Bir süredir video çekemiyordum. Çünkü enerji olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Malum evde kalmak zorundayız. Evden çıkamıyoruz ve insanın önce bir hoşuna gidiyor. Sonra bir sıkılıyor. Morali bozuluyor. Ama sonra alışıp bir şeyler yapmam gerekiyor deyip biraz daha enerjiyi toplayıp yükseliyor. Böyle bir süreçten geçtiğim için ancak kendime gelebildim ve video çekecek enerjiyi bulabildim. Dedikten sonra bugün sizler için bu süreçte izlediğim ve daha öncesinden de izlemiş olduğum mini dizilerden bahsedeceğim. Umarım hoşunuza gider. Belki size de yardımcı olmuş olur. Vaktiniz var. Belki izlemek istersiniz diye düşündüm. O zaman mini dizilerime başlıyorum. Birçok kişinin bu süreçte izlediği bir dizi Unorthodox. Bu dizide bir ailenin yaşayış şekli ve bir kızın bununla ilgili mücadelesi var. Kendi hayatının iplerini aslında eline almak isteyen ve bunun için mücadele eden bir kız bu. Bunun hikayesini izliyoruz. Çok güzel bir dizi. Gerçekten çok beğendim. Bence herkesin, her insanın kendi özgürlüğü için yapması gereken şeyler vardır. Bizler de bazen özgür olduğumuzu zannedip aslında çok fazla kısıtlama içinde yaşıyoruz. Diğer bir diziye geçiyorum. Bunun adı da Self-Made. Bu dizi de mini dizi gene 4 bölümden oluşuyor. 1 saat falan bölümleri uzunluğu. Bu dizi gerçek bir hayattan uyarlanma. Zenci bir kadının ırk ayrımından dolayı yaşadığı sıkıntıları izliyoruz. Çok cüzi paralara çalışmak zorunda ve artık bundan bıktığı için yükselip para kazanmak istiyor. Ve nasıl o parayı ne şekilde kazanıyor, nasıl kazanıyor onun hikayesini izliyoruz aslında dizide. Gerçek bir hayat hikayesi olduğu için çok etkileyici. Müzikleri çok güzel bir dizinin. Yani hani illa izlemenizi gerektiren bir dizi değil ama keyifli zaman geçiriyorsunuz. Dönem işi olduğu için sanat çok güzel, müzikler çok güzel, eğlenceli. İzlemezseniz bir şey kaybetmezsiniz ama izlerseniz de çok keyifli zaman geçirirsiniz diyorum. Bir sonraki diziye geçiyorum. The Night Of. Bu diziyi aslında ben bu süreçte izlemedim. Daha önce izlemiştim. Fakat bahsetmek istedim bilgi sahibi olmak isteyen insanlar olabilir diye, fikir edinsinler diye. Bu dizi 8 bölümden oluşuyor. Ben oturup bir gecede bu diziyi izledim. Bir cinayetin çözümünü anlatıyor. Yani cinayeti araştıran bir dizi. Çok sürükleyici bir dizi. O kadar sürükleyici ki sonunu çok merak ettiğim için işte bir gecede bitirdim. Fakat sonu beni tatmin etmedi açıkçası bu dizinin. Çünkü şey oldu böyle, bunun için mi izledim yani bu diziyi? Bunun için mi bütün gecemi verdim gibi bir şey oldu. Yani süreçte sürükleyici, tatmin eden fakat sonuçta tatmin etmeyen bir dizi benim için. Ama belki sizler seversiniz. İçimiz yandı, bir pelte yemeyelim mi? Böyle içi ferahlatan tatlı sevenler için bu tatlı çok güzel. Merak edenler yazsınlar. Tarifini belki bir sonraki videoda çekip koyabilirim. Ay çok güzel. Çok içi. Sonraki diziye geçiyorum. Sonraki bir Türk dizisi. Türklerden dizi koymayalım mı yani? Olur mu? Mümkün değil. Tabii ki bir Türk dizisi koymamız gerekiyordu. Bu Masum. Bunu da yakın zamanda izledim. 8 bölümden oluşuyor. Polisiye dram. Güzel, sürükleyici. Ya ben merak edip izlemeye devam ettim. Bir gecede bitirdiğim bir dizi oldu gene. Nur Sürer'i çok beğendim. Bir oyuncu olarak gerçekten böyle gözlerimi dört açarak izledim kendisini. Çok başarılıydı. Tabii ki Haluk Bilginer'den zaten bahsetmiyorum bile. İzlemeye değer bir dizi. Bence izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Bir sonraki dizi benim en favori dizilerimden bir tanesi. Olive Kittredge. Bu 4 bölümden oluşuyor ve Emmy ödüllü bir dizi zaten. Frances McDormand oynuyor başrollerde ve benim acayip beğendiğim bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu. Konusu şöyle bu dizinin.
bir kadın aslında istemediği bir hayatı yaşıyor. Kocasını hem seven hem sevmeyen ve istemediği bu evliliği yaptıktan sonraki hayatında etrafına verdiği tepkiler, işte gerginlikler falan filan, bunun üstüne kurulu bir dizi. Ama çok güzel. Kesinlikle izleyin. Tam böyle hani oturup bir insanın hayatında neler oluyor pıtır 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 izleyeceğiniz bir dizi. Kesinlikle favori dizim. Zaten bir sürü de Emmy ödülü almış bir dizi. Sizlere önereceğim mini diziler bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hani izleyebileceğiniz tavsiyeler olmuştur sizin için. Lütfen sizler de bana dizi önerisinde bulunun. Özellikle bu süreçte gerçekten çok ihtiyacım var. Hepsini yiyip yutuyorum çünkü yapacak başka bir şey yok. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın. Kanalıma abone olmak isterseniz olun. Olmak istemezseniz izleyip geçebilirsiniz. Sıkıntı yok. Bu süreçte lütfen kendinize çok dikkat edin. Biliyorsunuz sağlık çok önemli. Sabrın ne kadar önemli olduğunu öğretti bize evde kalarak. Kendiniz için ve sevdikleriniz için lütfen dayanın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer dediğim gibi bu limonlu peltenin tarifini merak ederseniz bir sonraki videoda çekeceğim. Dedikten sonra kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.